çıktım, büyüdüm, neşeyle yürüdüm. Merak edip öğrendim, öğrenmeyi çok sevdim. Buluşup okulda oynarız doya doya, Ayşe, Kerem ve Selim, hep beraber öğrenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera, sen de gel aramıza, gülelim, eğlenelim. Arkadaşlık ve dostluk birazcık da macera, sen de gel aramıza, hep beraber öğrenelim. Hep beraber öğrenip birlikte eğlenelim. Montum olmadan asla. Bir, iki, üç, başla. Bugün okulda çuval yarışında çok iyi zıplayacağım. Elif, hadi kızım çıkıyoruz. Okula geç kalmayalım. Hemen geliyorum anne. Kızım, montunu giymelisin. Hava epey serin. Anneciğim, montumu dün giymiştim. Bugün giymesem olur mu? Havalar serin Elifciğim. Montunu giymezsen üşür, hasta olursun. Merak etme anne, ben üşümüyorum. Bak ne güzel montun var. Hem sana da çok yakışıyor. Bence mutlaka giymelisin. Günaydın Elif. Günaydın Kerem. Eğer montunu giymek istemiyorsan ben alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Ne yapacaksın montumu? Senin montunu kafama tutup uçak olacağım. Ben uçak oldum. Kuşlar gibi uçuyorum. Anneciğim, montum bugün uçak oldu. Yarın giyerim artık. Kerem, beni de bekle. Ben uçağım, seni bekleyemem. Hem ben senden önce okula varacağım. Ben uçaktan bile hızlı koşarım. Göreceğiz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, hoş bulduk öğretmenim. Evet, benim minik tırtıllarım kış mevsimiyle ilgili neler yapmış bakalım. Kerem, canım, yaptığın seramiği bize göstermek ister misin? Tabii öğretmenim. Ben bir mont yaptım. Ne kadar değişik bir mont. Evet, bu mont farklı bir mont. Montu kafama geçirip uçak yapıyorum. Sonra da vuu diye uçuyorum. Çok güzel bir montmuş Kerem. Bize neden mont yaptığını anlatabilir misin? Çünkü kışın havalar soğur ve mont giyeriz. Çok haklısın Keremcim. Mont bizi sıcak tutar. Böylece üşümeyiz ve hasta olmayız. Selim, sen ne yaptın? Bize anlatabilir misin? Ben de seramikten bir atkı yaptım. Boynumuzu sıcak tutmak için. Bu atkı biraz küçük ama Selim, benim oyuncak bebeğimi bile ısıtmaz. Haklısın canım. Selim onu sadece bize göstermek için yapmış. Peki sen ne yaptın? Bize anlatır mısın? Ben de bir bardak yaptım. Bardak mı? Bardağın kışla ne ilgisi var ki? Ben de çok merak ettim. Anlatabilir misin Ayşe'cim? Tabii öğretmenim. Kışın annem bana ıhlamur yapar. Çünkü ıhlamur çok faydalıdır. Haklısın Ayşe'cim. Ihlamur içmek için de bir bardağa ihtiyacımız var. İşte bardağın kışla ilgisi bu. Bu hiç aklıma gelmemişti. Benim de. Elif, sen ne yaptın canım? Ben de çuval yarışına katılan bir çocuk yaptım. Ama bunun kışla bir ilgisi yok ki Elif. Olur mu? Kış mevsimindeyiz ve bugün jimnastik dersinde çuval yarışı yapacağız. Öyle değil mi öğretmenim? Sen de haklısın Elifciğim. Seramik dersi bittiğine göre jimnastiğe geçebilir miyiz öğretmenim? Biraz daha vaktimiz var canım. Şimdi oyun zamanı. Oyun zamanı. Güneş gülümserdi bize, sıcacıktı yollar. Şimdi rüzgar çıktı, üşüdü tüm ağaçlar. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın, sıcak tut kendini. Üşüt
üşütme sakın. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın. Sıcak tut kendini, üşütme sakın. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın. Sıcak tut kendini, üşütme sakın. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın. Sıcak tut kendini, üşütme sakın. Mevsimler değişiyor, havalar soğuyor. Dışarı çıkmak için mont giymek gerekiyor. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın. Sıcak tut kendini, üşütme sakın. Sıkı sıkı giyin, üşüme sakın. Sıcak tut kendini, üşütme sakın. Hı? Elif, ne çizdin yine öyle? Jimnastik yapan bir çocuk. Evet, sonunda beklenen saat geldi. Jimnastik saati. Sonunda. Hadi herkes yerini alsın. Yarış zamanı. Çok heyecanlıyım. Elif, bak sonunda beklediğin ders başlıyor. Evet Selim. Tüm gün jimnastik dersini bekledim. Önce biraz ısınma hareketleri yapalım. Dairemizi bozmadan koşalım. Ben tüm gün koşuyorum zaten öğretmenim. Yeterince sıcağım. Ben de. Boğazım ağrıyor. Koşalım çocuklar. Biraz daha hızlı koşalım. Şimdi biraz yavaşlayalım. Yarışa başlamadan önce biraz da egzersiz yapalım. Evet, ayaklarımız sabit. Kollarımızla gövdemizi bir sağa bir de sola çevirelim. Sağa, sola, sağa, sola. Bir, iki. Çok güzel. Şimdi ayaklarımızı kendimize doğru çekelim. Bir, iki, üç, dört. Şimdi sol ayağımızı kendimize doğru çekelim. Bir, iki, üç, dört. Öğretmenim, bence yeterince ısındık. Madem öyle, o halde başlayalım. Yarış başlıyor. Yaşasın. Sonunda. Çuval yarışı. Herkes için bir süre tutacağım. Kim daha kısa sürede bitişe varırsa yarışı o kazanacak. Minik tırtıllarım, hazır mısınız? Evet. Ben başla deyince başlayacaksın. Tamam öğretmenim. Bir, iki, üç. Başla. Kerem, Kerem. Çok iyisin Kerem. Kerem, Kerem. Çok iyisin, harika. Başardım. Aferin Kerem. Tam 72 saniyede bitişe vardın. Elif, sıra sende. Hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Tüm gün bu anı bekledim. Elifciğim, sesin bana iyi gelmiyor. Ateşin var biraz. Hasta oluyorsun. Hayır, hayır. Hasta olamam öğretmenim. Hasta değilim. Ama hiç iyi görünmüyorsun canım. Montum. Hemen montumu giymeliyim. Montumu giyersem hasta olmam. Montumu alabilir miyim öğretmenim? Montumuzu dışarı çıkarken giymeliyiz Elifciğim. Bu halde jimnastik dersine katılamazsın. Bu yarışa katılmayı çok istiyordum. Üzülme benim küçük tırtılım. Sen iyileş, söz senin için bir daha yapacağız çuval yarışını. Benim şimdi annene haber vermem gerekiyor. Üzülme Elif, iyileşince bir daha yarışırız. Hemen iyileşirsin Elif, üzülme. Evet, hepimiz hasta oluyoruz arada. Teşekkür ederim arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne olmuş benim kızıma? Daha ne olsun anne. Senin sözünü dinlemediğim için hasta oldum. Çuval yarışına da katılamadım. Üzülme yavrum. Sen de iyileşince katılırsın çuval yarışına. Çantayla montun burada. Giymek istiyor musun montunu?
Montum. Montum olmadan asla çıkmam dışarı. Aferin benim akıllı kızıma. Anneciğim, bana ıhlamur yapar mısın? Yaparım tabii yavrum. Ihlamurunu içer, dinlenirsin. Geçmiş olsun Elifciğim, görüşürüz. Teşekkür ederim öğretmenim, görüşürüz. Sonunda iyileştim, yarışa hazırım. 1, 2, 3, başla. Elif, 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 çok hızlı.